Gerçeğin sesi. hakikathaber.net Hepsini tek tek takdim etmek istiyorum ama saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, sevgili çocuklar, hepiniz bu etkinliğine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ehlen ve sehlen, alayna fokrasna, ebhayratın serserime serçaveme. Evet, üç dilli Siirt şehrinin bu etkinliği için buradayız. Tabii etkinlikler devam edecek inşallah. İstanbul'da 13, 14, 15, 16 tarihleri arasında eskiden Feshane'de yapılan etkinlikler, hemşeri etkinlikleri artık orada yapılmıyor ve Maltepe sahilinde ve şimdi yeni kapı açılmış. İnşallah 13, 14, 15, 16 tarihlerinde Maltepe'de Siirt Vakfı ve 67 STK ile birlikte bu organizasyonu gerçekleştireceğiz inşallah. Şimdiden davet ediyoruz hepimizi. Şimdi mühterem büyüklerim, kardeşlerim, Siirt Vakfı nedir? Ne yapıyor? Şimdi biz alışmıştık yıllardır bir vakıf, bir dernek, birkaç grup oturup muhabbet ederiz, protokol ziyaretlerinde bulunuruz. Ama Siirt Vakfı böyle değil. Siirt Vakfı hizmetkar bir vakıf. Siirtleri ve Siirt'i yüceltmek için çalışan, ayak tozu olan bir vakıf. Ben acizenen başkanı olarak hiçbir zaman Siirt Vakfı ve Siirtlerin başkanı olarak görmedim kendimi. Her zaman hizmetçiyiz.
Şimdi abiler aslında konuşmak olmaz ama biz bu organizeyi bir senedir yapmışız. Abiler dedik buyurun beraber. Mühim olan çok vakıf çok dernek olmak değil. Bayağı az da olmak değil. Mühim olan çok dernek, çok ses. Eğer Ankara'da 100 tane derneğimiz olsaydı, 100'er kişi getirmiş olsaydı 10 kişi olurdu burada. Onun için Yılmaz abi korkmasın çok vakıf önünde. Allah'ın izniyle biz Türkiye'nin her ilinde teşkilatlanacağız. Her ilçede teşkilatlanacağız. Ama hepsini de kucak açacağız. Hepimiz kardeşimizdir. Beraber çalışacağız. Nasıl İstanbul'da 67 dernekle beraber yapıyorsak her zaman böyle yapacağız. İnşallah bu kardeşlerimizi kardeşlik, teşkilatçılık, kolektif çalışma örnekleri beraber yapacağız bunları. Dolayısıyla Batı bir insanı 10 derneğe, 20 derneğe, 30 derneğe üyedir. Ama biz korkuyoruz ki dağılmayacağız. Biz büyüyeceğiz Allah'ın izniyle. Siirt'te 10 tane daha dernek olsun. Ankara'da 100 tane daha dernek olsun. Ama Siirt için birleşeceğiz. Beraber olacağız. Kenetleneceğiz. Ve Siirt için projeler yapacağız Allah'ın izniyle. Şimdi kısaca olarak Siirt Vakfı ne yapıyor? Efendim Siirt Vakfı 1997'de kurulmuş. O amaçlarla kurulmuş. Güzel hizmetler yapmış. Özcan Soysal abimizi minnetle anıyoruz. Güzel çalışmalar yaptı. Ama daha sonra NEDAS'a yaptı. 5 senedir de acizen bizi öne sürdüler. 2 günü müsavi olan zarardadır. Daima ileri olacak. Siirt ileri olacak. Ne eksiğimiz var ki? İstanbul'da 80 kusur milletvekili bir tane Siirtli yok. Ne eksiğimiz var ki? Şu anda Ankara'da ve İstanbul büyükşehirlerinde bir tane meclis üyemiz yok. Ne eksiğimiz var? Arkadaşlar kendimize gelelim. Birleşeceğiz, kaynaşacağız. Birbirimizi seveceğiz. Biz ayaklarınızın tozu olacağız. Ama bu işin peşini bırakmayacağız. Allah'ın izniyle yürütüleceğiz. Şu anda Siirt Vakfı uluslararası çalışma yapan hemşehri STK'larının içinde Türkiye'de bir tane. Başka hiçbir hemşehri STK'sı uluslararası çalışmıyor. Şu anda İstanbul'da 4000 aile yardım edildi Ramazan'da. Biz de şubelerimiz İstanbul'da. Silivri şubemiz bile 3 tane Kur'an kursu var. Eğitimlerimiz var. Beyazıt'ta şu anda elhamdülillah binamız bitti. Dün itibariyle tefrişatına başlandı ve orada dil kursları açılacak gençlerimize. Genel merkez binamız da inşallah yılbaşından sonra bitecek. Ama bunlar Siirtlerin hizmetinde olacak. Biz faniyiz. Bugün varız. Yarın yokuz. Ama biz Siirtliyiz. Ve Siirtlerle birleşeceğiz. Yine Siirt Vakfı'nın elhamdülillah çok güzel etkinlikleri var. Sempozyumlar yapıyor. Paneller yapıyor. Eğitimler yapıyor. Şu anda Mayıs'ta bu ayın, bu senenin 2017 Mayıs 13'ünde Siirt'te Şeyh Ulazi Sempozyumu yapacak. Ve şu anda araştırma kurulu kurduk. Bu araştırma kurulu inşallah Siirt'teki bütün evliyaların tarihçilerini, eserlerini ortaya dökerek onları rahmetle, sempozyumlarla, panellerle anacağız. Muhterem arkadaşlar, Allah'ın izniyle bu çalışmalarımız devam edecek. Bir tane daha söyleyeyim. Biz Ramazan'da 4 senedir bizim vakfın önünde 400 kişilik iftar veriyoruz. Bu sene Diyarbakır'da 750 kişilik yaptık. Afrika'da her gün 3 ülkede Afrika'da iftar yapıyorduk. Bu da övünülecek bir durum vardı. Çünkü biz Uganda'ya gittiğimiz zaman Uganda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün arkasında Siirt bayrağını diktik orada. Siirt yazıyordu orada. Hepimiz sevmemiz lazım. Sevinmemiz lazım burada. Onun için bizde art niyet yoktur. Biz ayaklarımızın tozu olacağız. Allah'ın izniyle. Ama beraber çalışacağız. Hepinizi hürmetle, selamla, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. İstanbul Siirt Vakfı Başkanı Sayın Zeki Akyüzü'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, sizin
çok yakından tanıdığınız yeni dönem siyasetimizin son derece önemli isimlerinden birini davet edeceğiz şimdi. Sizin hemşeriniz benim hocam. Öyle söylemekte yarar var çünkü ben Rizeliyim aslen. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Yasin Aktay'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Başkan Yardımcım, çok değerli milletvekilleri, Sayın Valim, Sayın Siirtli Vakıf ve Dernek Temsilcileri Siirt Vakfı'nın Genel Başkanı, Siirtler Vakfı Derneği Ankara Genel Başkanı Sayın Yılmaz Helvacıoğlu, çok değerli hemşerilerim ve değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Siirt tanıtım günlerinin bir açılış merasimi dolayısıyla bir arada bulunuyoruz. Bu tür etkinlikler tabii bir şehrin PR'ının en güzel şekilde yapılması için önemli fırsatlar. Birbirine bir hayli entegre olmuş bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya artık demin Sayın Zeki Akyüzlü beyefendi çok ilginç, güzel bir şeye işaret etti. Gerçi dedi ki Türkiye'de belki de bir hemşeri derneği olarak uluslararası faaliyet yapan tek kuruluş. Benzeri gerçekten başka var mı yok mu ama bu bile bir şeyi gösteriyor. Bir hemşeri kuruluşu olarak dünyada faaliyet gösteriyor olmak önemli bir şey. Bu dünyanın aslında birbirine ne kadar entegre olmuş olduğunun çok güzel bir ifadesi. Ben de acizane onların yaptığı bir etkinlik dolayısıyla Afrika'da bir ülkede, şu anda ismini hatırlamadığım bir ülkede bir sünnet etkinliği yapmış ve ben de iki tane çocuğun sünnetini onlar eliyle finanse etmiş olmanın gururunu yaşıyorum tabii ki. Burada Kamerun muydu? Teşekkür ederim. Başka birçok ülkede zannediyorum etkinlik yaptılar ama benim sünnet ettirdiğim çocuklar Kamerun'da. Bundan dolayı bu dünyanın birbirine entegre olmuş olduğunun güzel bir resmi aslında. Ama Türkiye'nin de birbirine entegre olmasının, Türkiye'de kültürlerin birbirini tanıması için bu tür zeminler İstanbul'da yapılıyor, Feshane'de yapılıyor, burada yapılıyor zaman zaman. Bütün şehirler belli dönemlerde kendilerini başka insanlara tanıtmak için, diğer şehirlerde herkesin Siirt'e gelmesini beklemeden kendilerinin gelmesi bambaşka bir etkinlik. Tabii bu etkinliklerin devamına ermesi için buraya katılan misafirlerin Siirt'e de davet edilmesi, büryanı sıcağı sıcağına Siirt'te yemeleri, perde pilavı fırınından çıkmışken sıcağı sıcağına Siirt'e kesip orada yemeleri, çok çok tabii Siirt'te pişmiş, Siirt'e yetişmiş keçilerin, koyunların, kuzuların etleriyle yapılmış olan büryanın veya perde pilavının yerinde, mekanında yenmesi çok daha bambaşka bir şey olur. Bu başka bir şey daha sağlıyor tabii ki. Orada o kültürle biraz daha tanışmış olmayı sağlıyor, sağlamış olacaktır. Biz burada bulunan Siirtli olmayan herkesi Fahri Siirtli olarak kabul ediyoruz. Herkesi de Siirt'e davet ediyoruz. Burada dünya tabii bir yandan da değişiyor. Ben 90'lı yıllarda hasbelkader değil, bilerek, tercih ederek Siirt üzerine, Siirt'teki toplumsal değişim üzerine sosyolojik incelemeler yapmış birisiyim. Sosyolojik doçentlik tezimi yaparken 90'lı yılların Siirt'ini tabiri caizse kayıt altına almış oldum. Yani birazcık bir kaydettim, o dönemin bir fotoğrafını kaydettim. O dönemden önceki fotoğraflara da epey bir baktım. O zaman bile epey bir değişim vardı ama değişim hızı o kadar da yüksek değildi. Ama 90'lı yılların sonlarından itibaren, hele hele 2002 yılından bugüne Siirt çok önemli değişimler kaydetmiş. Bir defa 90'lı yıllarda Siirt eğer bugün o günkü haliyle kalmış olsaydı
Şırnağı, Batman'ı ile birlikte 1,5 milyona yaklaşan bir nüfusu olmuş olacaktı ve kültür havzası çok daha geniş olacaktı. Bugün Siirt dediğimiz zaman içinde bütün Şırnak, Şırnak'ın kültürü, Şırnak'ın bütün müktesebatı, Batman'ın bütün müktesebatıyla birlikte Siirt'in müktesebatının toplamı önemli bir kültürel havza oluşturmuş olacaktı. Önemli bir sosyal havza oluşturmuş olacaktı. Biraz da önemli bir ekonomik de güç ve sosyal güç oluşturmuş olacaktı. Bugün biraz o bölünmeden dolayı bugün itibariyle nüfusu 320 bin olan köyleriyle, şehirleriyle 320 bine inmiş olan bir şehirden bahsetmiş oluyoruz. Biraz daha dar, biraz daha dar bir, daraltılmış bir kültür havzası. Ama bugün o şehrimizin bir tanıtımını yapmamız gerekirse bir defa son derece kadim bir şehir. Kadim bir şehir belki de tarih öncesine kadar giden bir kadimliği var. Bugün yapılan bazı kazılarda 13 bin yıl öncesine kadar uzanan bir yerleşim yerine sahip bir yer. Bu çok önemli tarihçiler açısından, arkeologlar açısından aslında iştah açıcı bir manzara arz ediyor. Bunun bu 13 bin yıl içerisinde çok farklı tarihsel tabakalar, tarihsel katmanlar ile her dönem çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir Siirt. Tabii bizim bugün itibariyle hatırladığımız, kendi kültürümüz üzerine, bugün yaşamakta olduğumuz kültür üzerine etkisini devam ettiren bir medeniyet varsa o medeniyetin de birkaç unsuru, birkaç bileşeni var tabii ki. 100 yıl öncesine belki de gitmemiz gerekiyor. 100 yıl öncesinden bugüne Siirt'in değişim havzasını bir şey yaptığımız zaman, kontrol ettiğimiz zaman sadece 80'li yıllarda 40 bin olan nüfus bugün 150 bine ulaşmış durumda. Bu arada çok kişi göç etti, çok kişi geldi. Gelenler, gidenler, birbirine karışan nüfuslar çok farklı bir kültür sentezi, bir bakıma melez bir kültür de ortaya çıkarmış oluyor. Ama bugün şehrin kimliği nedir diye soracak olursanız 3 dilli şehir diye özetliyoruz. Bu şehrimizin en önemli marka özelliklerinden bir tanesi. Siirt 3 dilli bir şehir ama 3 dilli şehrimiz şehrin bütün kültürel özelliklerini de yansıtıyor. Hakikaten şu terör belası olmamış olsaydı bu 3 dil, 3 kültür, 3 tabaka, belki de 3 farklı insan tipi, bunların da çok çok farklı alt katmanlarına baktığınız zaman bunlar bir arada uzun süre, belki de yüzlerce yıl beraber yaşamış ve çok güzel kültürel zenginlikler ortaya koymuş. Farklı değişimlerden bir tanesi Türkiye özellikle 2002 yılından itibaren çok büyük bir gelişim atağına geçmiş durumda. Bu gelişim atağından Siirt'te epeyce nasibini almış durumda. En güzel ifadesini demin seyrettiğimiz, zevkle, güzellikle seyretmiş olduğumuz güzel halk oyunları. Bu halk oyunları dolayısıyla Sayın Valimizi bilhassa çok tebrik ediyorum. Çünkü Siirt Gençlik Merkezi'nin bir çalışması. Böyle bir çalışma, doğrusunu söylemek gerekiyorsa, bir yenilik. Siirt'in bütün kültürel unsurlarını, ögelerini çok güzel harmanlamış ve yeni bir şey ortaya çıkarmış. Türkiye'nin Siirt, bütün dünya değişirken, bütün dünya gelişirken Siirt yerinde kalmayacak tabii ki. Siirt kültürel bir genişleme, kültürel bir zenginleşme yaşayacaktır. Sadece maddi zenginlik yaşamayacaktır. Maddi zenginliğe paralel olarak da bu zenginliği, bu kültürel zenginleşmeyi de yaşayacaktır. Bilhassa o gençlerimizi özellikle çok tebrik ediyorum. Onlara hocalık yapan, onları yetiştiren ve o çalışmaya katkıda bulunan herkesi emeğinden dolayı tebrik ediyorum. Biraz da teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, tekrar Siirt'in bu tanıtım günlerinde, Siirt'in çok farklı, belki burada bir kesit alacaksınız. Belki de bir örnek, bir numune alacaksınız Siirt'ten. Bir esinti alacaksınız Siirt'ten. Bu esintiyle inşallah Siirt hakkında güzel izlenimler oluşturursunuz. Siirt'i tanımayanlar için söylüyorum. Siirt'i tanımayanlar için Siirt'te daha fazla gitmek için belki bir istek duyacaksınız. Biz o isteği hemen bir davete dönüştürmeye hazırız. Sizi başımız gözümüz üstüne ala ayna ala rasna duhayr hati serseran serçavan karşılamaya fazlasıyla hazırız. Siirt bugün hükümetimizin en son uygulamış olduğu, uygulamaya koyduğu, ilan etmiş olduğu bir yeni kalkınma
hamlesinde yeni kalkınma programına dahil olan 23 ilden bir tanesi olacak. Bu kalkınma programı doğrusunu söylemek gerekirse çok bir hayli cazip. Zaten programın adı da Cazibe Merkezleri. Bu cazibe merkezleri belli bir şehri cazibe merkezi kılmaktan ziyade bölgeyi cazibe merkezi kılmak adına yapılmış olan bir çalışma. Bu çalışma dolayısıyla önemli bir takım yatırımcıların ilgisini çekmekte olduğunu söyleyebilirim. Bu çerçevede ben Siirt için, Siirt'e yatırım yapacak olan birçok yatırımcıyla bir görüşme halindeyim, görüşmeler halindeyim. Her gün bir iki tanesiyle ciddi ciddi derinlemesine görüşmeler yaparak Siirt'te yapılabilecek yatırımların hem imkanlarını, fırsatlarını, tehditlerini veya olumsuz taraflarını, tehditlerini tabiri caizse beraber değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah yakında çok güzel müjdelerle Siirt'e biraz daha yatırımı cezbedecek bir takım hamlelerimizin, bir takım adımlarımızın olacağını şimdiden müjdeleyebilirim. Burada tabii Siirt'in zor bir coğrafya, yatırımcılar için uzaktan bakıldığında zor bir coğrafya olduğunu söyleyebiliriz ama çok önemli fırsatlar sunduğunu da yeri gelmişken tekrar ifade etmek isterim. Bir defa bir coğrafya harikası, tabiat harikası bir coğrafya. Bu coğrafyanın çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Bir coğrafi turizm adına önemli bir merkez. İnanç turizmi açısından zaten orada metfun bulunan İbrahim Hakkı Hazretleri, İsmail Fakirullah, Tillo'suyla, Veysel Karani makamıyla Siirt önemli bir hem anneler günü için yani Veysel Karani'nin sunduğu güzel hikaye dolayısıyla çok güzel hikaye dolayısıyla hem de o hikaye dolayısıyla anneler günü için İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah arasındaki o müstesna ilişki dolayısıyla öğretmenler için sunduğu müthiş hikaye dolayısıyla öğretmenler gününün kutlanabileceği, öğretmenler gününün idrak edilebileceği güzel bir fırsat, güzel bir imkan da sağlıyor. Tabii Siirt'i burada bütün özellikleriyle, bütün detaylarıyla tanıtmak mümkün değil. Ben acizane böyle bir giriş konuşması olarak daha fazla da sabrınızı taşırmadan burada noktalamak istiyorum. Siirt'e hoş geldiniz. Siirt'e geliş buradan başlayacaktır bu tanıtım günlerinde inşallah. Bu tanıtım günlerinin Siirt'in tanıtımına hayırlı katkılarda bulunmasını canı gönülden arzu ediyorum. Bu süreçte, bu tanıtım faaliyetinde, etkinliğinde emeği geçen başta valimiz olmak üzere ki valimizi gerçekten yeri gelmişken yüzüne karşı olmasın ama memnuniyetimizi, mutluluğumuzu, onunla olan mutluluğumuzu ifade etmek istiyoruz. Güzel çalışmalar, halkımızla, Siirt halkıyla o kadar güzel bütünleşmiş bir vali ve bu faaliyete bu şekilde kattığı emekten dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün misafirler teşrif edip geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Kalkan İzmir Milletvekili Metin Doğan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Nuri Okutan Isparta Milletvekili Taci Bayhan HSYK Başkanı Bursa Gaziantep Yalova Diyarbakır Dernek Başkanları aramızda ayrıca Siirt ilçe belde başkanları da var. Tillo Belediye Başkanı Sayın İdham Aydın Pervari Beyyar Özcan Eruk Kaymakamı Sayın Mustafa Dayanç Kurtalan'dan Nevzat Karatay ve Şirvan Belediye Başkanı Sayın Nejat Cellek de aramızda. Bugün bizi yalnız bırakmadılar. Ayrıca Kamuder Genel Başkanı Sayın Cevdet Başçuğ da bizimle birlikte. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Aktar söz etti. Sayın Valimizden biliyorsunuz. Bu önemli ve özel günün organizasyonunda büyük emek harcadı, büyük destek verdi. Son olarak kendisini Sayın Mustafa Tutulmaz'ı, Siirt Valisi'ni konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz.
sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, üyeleri, değerli siyetliler, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle böyle Siirt'imizin tanıtımına vesile olacak bir etkinliğe katıldığınız için sizlere özellikle teşekkür etmek isterim. İstanbul ve Siirt vakıflarımıza da bu organizasyonda büyük katkı sağladıkları için, bu organizasyonun oluşmasında büyük emekleri oldukları için kendilerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Değerli misafirler, Siirt'ten bahsediyoruz. Siirt, az önce de değerli konuşmacıların bahsettiği gibi gerçekten tarihi bir şehir. Milattan önce 12 bin yıldan bu tarafa yerleşim yeri özelliğini taşımış, yüzlerce medeniyetin etkisi altında kalmış olan bir şehir. Bu kadar uzun süre medeniyetlerin etkisinin altında kalarak kendi kişisel kimliğini de ortaya çıkarmış. Gerek kültürel değerleriyle, gerek yaşam biçimiyle, gerek tarihte ilime, kültüre merkezlik yapması dolayısıyla kendine has özellikleri olan bir şehir konumunda. Ancak bu şehrin bu kadar derin kültürel değerleri, doğal güzellikleri, yaşam biçimi olmasına rağmen bugün geldiğimiz noktada hak ettiği gelişmişlik düzeyinde olmadığını görüyoruz. Bu gelişmişlik düzeyini artırabilmenin yollarından birisi de işte bu tür etkinlikler. Tabii bu etkinliklerin bir hemşeri buluşması rolü var. Ancak biz buna bir hemşeri buluşmasını yan ürün olarak görmek istiyoruz. Esas bu etkinliklerinin amacının kalkınma, gelişme, Siirtli'ye biraz daha iş, biraz daha aş olarak yansıması şeklinde algılıyoruz. Siirt'imizin sosyoekonomik gelişmesini artırabilme yönünde, biraz da turizm ve kültürel alanda çalışmalarımız her geçen gün artmaktadır. Yatırımcılarımızın Siirt'te yatırım yapabilmeleri için çalışmalarımız her geçen gün artmaktadır. Bu konuda başta Yasin Hocam olmak üzere bütün milletvekillerimizden huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten bu bölgenin yatırımı için özel ilgiye, yatırım konusunun artırılabilmesi için özel ilgiye ihtiyacı var. Bu da cazibe merkezleri projesiyle inşallah çözülecek. Bizler de valilik olarak turizm altyapısının geliştirilmesi yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz. Veysel Karani Hazretleri'nin türbesinin etrafındaki kentsel dönüşümü, çevre düzenlemesini yapmak üzere çalışmalarımız başladı. Tillo'nun yine turizm altyapısının geliştirilmesiyle ilgili projemiz son aşamaya geldi. İnşallah bunların faaliyete geçmesi ve diğer alanlardaki çalışmalarımızla Siirt'imizin turizminin gelişmesine önemli katkı sağlamış olacağız. Ben fazla zamanınızı almayacağım. Değerli konuşmacıların bahsettiği hususlar Siirt'imizin ne konumda olduğu ve neyi arzu ettiğimizi ifade ettiler. Biz Siirt olarak bütün yatırımcılarımızı Siirt'e davet ediyoruz. Bu tür toplantılarla ve önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak olan yine Siirt tanıtım günleriyle inşallah Siirt'i dışarıda tanıtacağız. Daha sonra da bunları Siirt'e yatırım olarak döndürmeyi amaçlıyoruz. Ben tekrar katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının, bu etkinliğin Siirt'imize ve tüm Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Az önce anonslarımızda zannediyorum unuttuk. Çiftlikköy Belediye Başkanı Sayın Ali Murat Silpagar, Siirt Üniversitesi Rektörü Sayın Murat Erman ve AK Parti Siirt İl Başkanı Sayın Fuat Özgür Çalakkulu ile tüm AK Parti ilçe başkanları da aramızda.
Biraz geriye çıkalım lütfen. Allah, bismillah. Biraz bekleyelim. Evet, hayırlı uğurlu olsun ya Allah. Bismillah. Üç dilli kardeş şehrin evlatları Ankara'da bir araya geldi sevgili izleyenler. Arkamda gördüğünüz gibi Siirt günleri gerçekleşiyor. Şu anda içeride AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay var. Onunla birlikte milletvekilleri ve Siirt'in önde gelen iş adamları, Siirt'in vakıf ve belediye başkanları şu anda Siirt'in güzelliklerini, lezzetlerini tatmak için Ankaralılar şu anda buraya akın ediyorlar. Thank you.
40 abi. 15 lira. Hocam seni tanıyabilir miyiz? Şükrü Çoban Halk Meclisi sanatçısın. Siirtliyiz. Siirtliyiz. Siirt günlerine geldik. Siirt günlerine geldik. Şu anda tabii Siirt günleri inşallah iyi olacağına ümit diyoruz. Vayns Vakıf yaptığı şu anda etkinlikleri o daha bizim hoşumuza gitti. Bana öyle geldi ki en düzenli olan şu anda Siirt Vakıf. İstanbul'dan gelen kardeşlerimiz. Nereden geliyorsunuz? Ben Siirt'ten geliyorum. Program için. Hayırlısı yarın bir iki tane sahnem var. Siirt'i temsil ediyoruz Allah mani vermezse. Yarın hepimiz beraber inşallah güzel bir programı dinlemeye davet ediyorum sizleri. Ankara'dan sonra İstanbul'da da var. İstanbul'da da evet İstanbul'da Maltepe'de. İstanbul'da katılacak mı? İnşallah. Davetliyiz şu anda. Orada da inşallah buluşuruz. Vadullah Taş, İstanbul İl Denetim Komisyon Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şube Müdürü. Müdürüm, Siirt etkinlikleri düzenleniyor. Ankara'dayız. Neler hissediyorsunuz? Duygularınızı alabilir miyiz? Öncelikle bu etkinlikleri tertipleyen bizim sivil toplum örgütlerine, Siirt Eğitim Kültür Vakfı'na ve diğer derneklere çok teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu etkinliklerin yapılması birçok Türkiye'de bulunan Siirtlinin bir araya gelip kaynaşması demektir. Yani kaybolmaya yüz tutmuş otantik kültürümüzü yaşatmak demektir. Keşke bunlar yani 2-3 ayda bir değil de periyodik olarak rotasyon şekilde bütün illerde yapılabilsin. Kültürümüz kaybolmasın. Yani kaybolmaya yüz tutmuş kültürümüzü ancak böyle sivil toplum örgütleri tarafından canlandırmaya yaşatmayabiliriz. Tabii bu taşları da koyarken doğru koymak lazım. Yani işi ehline verirsek çok daha verimli olur ve çok daha isabetli olur. Bu tür etkinliklerin ayda bir, 2 ayda bir, 3 ayda bir yapılması değil, 15 günde bir gerek fuar tarzında, gerek bienal tarzında ve gerekse yine bu tür etkinlikler çerçevesinde yapılırsa mutlaka verimini verir. Çünkü ekmeden biçemeyiz. Burada bugün birçok çocukluk arkadaşımı gördüm. Birçok görmediğim insanları gördüm. Burada onu konuştuk, çocukluğumuzu konuştuk. Siirt'in günlerini konuştuk. Siirt'in bütün yöresel yemeklerini görme şansını buldum. Burada yani batıda Siirt haricinde yaşayan bütün halkımız ıhbeskâke hasret. Perde pilava hasret. İçli köfte dediğimiz kitele hasret. Hepsini burada gördüler. Bumbarıdır, perivesidir. Yani bunları görmek, bunları burada bu atmosferde, bu ambiyansta yaşamak ne kadar güzel bir şey. Allah razı olsun.
bu tür etkinlikleri kim yaptıysa ve kim sebep olduysa, gerek Siirt Valiliğine, gerek sivil toplum örgütlerine tek tek şahsım olarak bir kültür sanatı adamı olarak teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Tayyip Yıldırım Er, Siirtliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Ankara'ya, Ankara'daki etkinlikler için geldim. Hoş geldiniz. İstanbul'da da bir etkinlik düzenlenecek. Onun şekilde. Buradaki etkinliği nasıl gördünüz? Duygudan zarafınız. Evet, Siirt için yapılan etkinlikler tabii ki Ankara'da ilk oldu. Biz 2013 senesinde İstanbul'da Feshane'de bir etkinlik yapmıştık. Tabii ki ilk etkinliğimiz olması hesabıyla ne kadar eksikliğimiz olsa da yine de çok güzel geçmişti. Ben de oraya resim sergisi ile katılmıştım. Bayağı bir ilgi görülmüştü. Buraya da gönül isterdi ki bir resim sergisiyle katılırdım ama maalesef çok geç haberim oldu. İki gün içerisinde resim sergisini açma imkanım olmadığı için ancak bir şiir dinletisiyle davet edildim. Kısmet olursa o şiir dinletisini, yani Siirtlerin zaten yakından tanıdığı, bildiği, sevdiği Amoverho şiirini kısmet olursa burada dile getireceğim. Gurbette yaşayan Siirtli hemşerilerimiz bir araya gelmesi, kaynaşması, dayanışması açısından çok önemlidir. Çok önemli görüyorum. Bilhassa kültür ve sanat alanında böyle şeyler insanları bir araya getirebiliyor. İstanbul'daki Siirtleri bir araya getirme açısından da çok önemli bir ikinci, Ankara'dan sonra bir ikinci etkinlik olacak. Bütün Siirtleri oraya davet ediyorum ben. Biçare kaldım ama sensiz bayram olmuyor gündüzüm. Oy gece ben çok yalnızım, sensiz bayram olmuyor gel. Azrail kapıyı çalmış, Resulullah selamını almış, Hak'tan da emri gelmiş, Sezer ağlayı ağlayı. Sayın Valim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Siirt günleri düzenleniyor Ankara'da, siz de buradasınız. Siirt'imizin eski meyanvalisisiniz. Duygularınızı alabilir miyiz? Teşekkür ederim, tabirin için teşekkür ediyorum. Eski meyanvali oldum, doğrudur. Bütün Siirtlerin gönlüne taht kurmuş bir valiyiz Allah'ın izniyle. Bu şakadan sonra söyleyeyim, çok mutluyuz. Çok böyle güzel duygularla doluyuz. Zira 3 yıl valilik yaptığım Siirt'i kültürüyle, töresiyle, her şeyiyle ve Siirt'te dostlarla birlikte olmak insana mutluluk veriyor. Ben başka illerde de valiyim var ama duymasınlar. En halis dostlarım Siirtliler benim. Çünkü benim en güzel günlerimde de Siirtler yanımda oldular. Biraz sıkıntılı günlerimde de onlar yine yanımda oldular. Ben hiç unutmadılar. Dolayısıyla benim onları unutmam mümkün değil. İnşallah pazara kadar diyorlar ama pazar ufak gelir. Pazara kadar dostluk vefasızların dostluğudur. Evet. Vefaların dostluğu mahşerdedir. Evet. Doğru mu Zeki abi? Öyledir. Bizim dostluklarımız Siirtlerle birlikte mahşerde de devam edecek inşallah. Hakikaten vatansever insanlar, memleketini, devletini seven insanlar, devletine saygılı insanlar, dinine saygılı insanlar, toprakların üstü kadar üstündekilerin binlerce fazlasıyla altında evliya yatıyor. O kadar evliya hiçbir toprakta yok. Siirt'teki kadar yok. O bakımdan orada evliyalar yurdu. Mukaddes bir belde. İnsanlar da çok muhterem. Mesela bir Tilo. Yani dünyada eşi benzeri bulunmayan bir belde. Baykal Veysel Karahan Hazretleri. İnanıyorum ki Siirt'te Metusiyet'te yatıyor. Bizim hemşerimiz olmuş zaten. Evet.
Meclisin kararını artık bizim hemşerimiz öyle oldu. Bu itibarla yeni valimize tabii tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, sağ olsun. Kendi ifadesiyle de güzel söylüyor. Diyor ki abi senin yaptığın hizmetleri tamamlamak bana nasip oldu diyor. Evet. Çok güzel bir şey, çok sevgi duydu. Çalışkan bir arkadaşımız, gerçekten genç ve enerjik, dinamik bir arkadaşımız. Onu da çok seviyoruz. Siirtler onu da bizim kadar seviyorlar. Ama biz Siirtleri gerçekten çok seviyoruz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kültürümüzü yaşatıyoruz. Ve gençlerimize özellikle Siirt'i bilen bilmeyen gençler var. Çocuklarımız var. Onlara bu kültürü hiç olmazsa burada tanıtıp bir kültür köprüsü oluşturuyoruz böylelikle. Bu bakımdan çok iyi bir faaliyet olduğunu söylüyorum. Ve emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla da bütün Siirt'te dostlarıma, kardeşlerime selam ediyorum. Sayın Muhalim, son olarak 13'ünde de İstanbul'da var, Martepe'de var. İnşallah oraya da teşriflerinizi bekliyoruz. 13'ünde mi? Evet. Nerede? 13-14-15-16 Martepe. Bu ayın 13'ü öldürdün mü? 13'ünde açılış yaptı. Yani İnşallah Allah nasip ederse geleceğiz inşallah. Abdülkadir Çiçek, Siirt Vakfı Sultan Gazi Şube Başkanıyım. Başkanım, Ankara'da etkinlik yapıyorsunuz. Siirt günleriyle ilgili, tanıtımıyla ilgili. Duygularınızı, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi bu Ankara'daki tanıtım gerçekten bizim Siirt için önemli bir tanıtım oldu. Siirt'in yöresel şeyleri tanıtıldı. Siirt'in bölgesel olarak, yöresel olarak yani bizim Siirt'in böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu hissediyorduk. İnşallah bundan sonra da zaten biliyorsunuz ayın 13'ünde de İstanbul'daki tanıtımlara başlayacağız. İnşallah en yakın zamanda da Sultan Gazi'de de böyle bir tanıtım yapmayı düşünüyoruz. Benim adım Mehmet Doğan Yalın. Avukatım. Aynı zamanda Siirt Vakfı Ankara Şube Başkanı. Başkanım, Siirt günleri düzenliyorsunuz. Siirt tanıtım günleri düzenliyorsunuz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii öncelikle bu günlerin yapılmasına vesile olan değerli vakıf başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, mütevelli heyetimiz ve aynı zamanda Siirt Valiliğine çok teşekkür ediyoruz. Biz Ankara'da yaşayan Siirtler olarak uzun zamandır böyle bir günü, böyle bir etkinliği bekliyorduk. O yüzden çok mutluyuz. Bugün gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Uzun yıllardır görmediğimiz dostlarımızı, abilerimizi gördük. Daha önce adını duyduğumuz ama hiç tanımadığımız büyüklerimizle tanıştık. Aynı zamanda dostlarımızı gördük. Siirt'imizin güzel ürünlerini tekrar burada insanlara tanıtma fırsatı bulduk. O yüzden çok mutluyuz. Çok güzel bir gün geçirdik. Umuyorum ki bundan sonraki 3 gün yine böyle güzel geçecektir. Tüm hemşerilerimizi, Ankara ve Ankara'ya yakın bölgelerdeki tüm hemşerilerimizi de buraya bekliyoruz. Bu 3 gün de çok güzel geçecek, öyle umut ediyoruz. 13'ünde de İstanbul'da var. Evet, 13'ünde de İstanbul var. İnşallah biz Ankara olarak orada olmayı düşünüyoruz. Orada olacağız, vakfımızın, merkezimizin yanında olacağız. Ankara'daki hemşerilerimizi de götürmek istiyoruz. Gelmek isteyenleri yanımızda götüreceğiz. Orada da çok güzel geçeceğine inanıyorum. Bu vesileyle yeniden vakfımızın merkezine çok teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlarla Siirt'leri tanıttıkları için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Efendim, Siirt Vakfı olarak ilk defa Ankara ve ardından hemen İstanbul'da yapılacak büyük etkinliklere imza atmaya çalışıyor. Bugün açılışı olduğu bu etkinlik elhamdülillah Ankara'da az Siirt'te olmasına rağmen gayet coşkulu, kalabalık ve güzel oldu. Hemşerilerimiz burada buluştu. Birçok bürokratlarımız olduğunu gördük. Hepsi de bir hasret içerisindelerdi. İnşallah bundan sonra daha iyi güzel olur. Tabii burada Ankara Şubesi, Şube Başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyorum. Onlar da gayretli çalışmalarıyla daha güzele, daha iyiye gittiğine ben inanıyorum. Başkanım, etkinlikler sürecek mi? Nasıl olacak? Bilgi verir misiniz? Tabii etkinlikler sürecek hemen. Bu ayın 13, 14, 15, 16 Ekim tarihlerinde Maltepe sahilinde Siirt tanıtım günleri yapacak. Bu da ayrı bir özellik var bu işin içerisinde. Siirt'in 67 STK mensubu beraber yapacağız bunu Allah'ın izniyle. Onların flamaları olacak. Onların afişleri olacak. Ve beraber bu etkinliği yapacağız diyor. Evet.
Siirt günleri başladı. Siirt günlerinde siz de yerinizi aldınız. Evet. Tanıyabilir miyiz? İsmim Fatih Bakırcı. Siirt'ten geliyorum. Dedem Bakırcı'ydı. Babam Bakırcı. Biz de Bakırcı'yız. Şu fotoğrafta. Bu bizim imalathanemiz. Yaklaşık 100 yıldan beri dedemle beraber bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yani hayatta durmaya çalışıyor sanat. Böyle fuarlarla biz de bir şekilde tanıtım yapmaya çalışıyoruz. Ankara'da ilk defa geliyorsunuz galiba Siirt günlerine. Ankara'ya yeni geldik, evet. Geçen sene düzenlenecekti. Geçen sene kısmet olmadı. Bu sene yeni düzenlendi. İşte bugün açıldı fuar. Pazar gününe kadar biz buradayız. Bekliyoruz efendim müşterilerimizi. Bakır'da neler yapıyorsunuz? Bakır'dan bizim perde pilav tenceremiz var şöyle. Bizim özel yemeğimiz, mahalli yemeğimiz. Bunun tabii şöyle sunum için tepsisi var. Bir de bu en küçük boyu, tek kişilik boyu. Bunun 6 tane de boyu var. Bizim birinci derecede yapıp ürettiğimiz şey, sattığımız şey bu. Ondan sonra o 12,5 lira. İşte şöyle eski şeylerimiz falan var. Tepsilerimiz var. Şöyle bakraçlarımız var. Bu sabunluk abi. Eskiden banyoya giderlerken banyo malzemesini bunun içine koyarlardı. Bu tamamen el yapımı. Hem de bir emek söz konusu. Şöyle orijinal bir şey. Şu anda takı kutusu olarak, aksesuar olarak yani kullanılıyor. Dekoratif. Konsolun üzerine koyun, böyle ömür boyu dursun. Kullandıkça değeri artar. Ankara'da Siirt günlerindeyim. 5 Ekim 9 Ekim arası Siirt tanıtım günlerindeyiz. Gayet güzel geçiyor günlerimiz. Şöyle söyleyeyim. Çok çeşit ürünlerim var. Bıttım menengeçinden tutun. Yılan otu yağı sabunum var. Şifa verin yine. Defne sabunum var zeytinyağlı. Saf zeytinyağlı sabunum var. Safran sabunum var. Bunun yanı sıra aloe vera ve E vitamini katkısı olan keçi sütü var. Çörek otu sabunum var. Evet, özellikle çörek otu sabunu dediniz. Onu evet. Anlatabilir misiniz? Nasıl? Efendim, çörek otu genellikle hemoroidi, egzamaya, sedef hastalığına birebir doğal sabun diyebiliyorum. 10 yıldır da bu işi yapıyorum. Çok da memnunum. Özellikle ciltteki bundaki antiseptik özelliğinden dolayı cilde arındırma, temizleme özelliği var. Onun için de hemoroide dahi öneriyorlar. Yani içerisinde zaten çörek otu var efendim. Çörek otlarını görebiliyoruz. Kestiğimiz zaman simsiyah içinde çörek otu çıkıyor. İçinde de görüyorsunuz bu şekilde. Ortasından kestiğimiz zaman da doğal tamamen simsiyah çörek otu çıkar. Burası bu pervari'nin balı. Evet. Pervari yöresinden gelen bal. Organik karakoğan, sepet balı diyoruz. Bu onların süzme balı, bu da onun karakoğan balı. Bildiğimiz sepette sepette oluyor. Yani ağaç balı hitap ediyoruz. Evet. Yani yolun bile gitmediği yerlerde, katılarla taşıdığımız alanlarda oluyor bu. Şifa kaynağı, her derde devadır. Sonuna kadar arkasındayız. Biz sit aracı birliği olarak da yani bu balın sonuna kadar arkasındayız, üreteceğimiz arkasındayız, malımız da arkasındayız. Sonuna kadar güveniyoruz. Thank you.
Thank you.
Gerçeğin Sesi, Hakikat Haber.